Evet arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün çok sorulan bir soru vardı, onu yanıtlamak istiyorum. Hemen açayım kimler sormuş. Bir tanesi Demet Köseoğlu. Hocam merhaba. Ben de önümüzdeki yıl TÜBİTAK 22-14A doktora sonrası yurt dışı bursuna başvuracağım. Üniversiteleri Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmaya başladım demiş. Üniversite ve hoca listesi yapıyorum mail için. Çok güzel. Aynen öyle. Diğer videolarımı da muhakkak izle. E-mail nasıl yazılır, hoca nasıl bulunur diye bir videolarım var. Doğru adımlar ne olmalı acaba? Orada doğru adımları aslında anlattım. Burada biraz daha 22-14A'dan bahsedeceğim. Bir de TÜBİTAK 22-14A için bir video çekebilir misiniz? Stratejiler ne olmalı? Tamam, çok teşekkür ederim. Videolar çok açıklayıcı. Emeğinize sağlık demiş Demet Köseoğlu. Ben teşekkür ederim. Ama dediğim gibi doğru adımları diğer videolarımda detaylı şekilde anlattım. Lütfen o videolara bakmanı rica ederim ilk önce. 22-14A için bu videoya da açıklamaya çalışacağım. Şimdi 22-14A projesini gelin birlikte ne olduğunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar, şimdi farz edin ki 22-14A projesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sizlere bu bilgileri nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Çünkü devamlı böyle hani birilerine sorup yarım yarım cevaplar almak yerine aslında bilginin ana kaynağına ulaşırsanız çok daha sağlıklı bilgiler elde edersiniz ki TÜBİTAK aslında bunlardan bir tanesi. TÜBİTAK yaşayan bir organizma gibi düşünün. Her zaman değişik böyle farklı kurallar geliyor. Yani bazen soruyorlar bana, hocam TÜBİTAK'ta böyle böyle oluyor mu? Ya dün öyle oluyordu ama bugün ne olur bilmez. Çünkü değişiyor bu kurallar. Devamlı içinde olan birisi için belki tamam bilebilir ama her zaman o işle ilgili değilseniz atlayabilirsiniz. Atlamamak için özellikle videolarımda ben onu vurguluyorum. Benim anlattığım tarihlerde o şekilde. Yarın bir gün değişebilir. Dolayısıyla sizin kaynağından öğrenmeniz gerekiyor. Peki kaynağından nasıl öğreniriz? Tabii ki TÜBİTAK'ın sayfasından. İsterseniz gelin bilgisayarıma geçelim ve bilgisayarımda TÜBİTAK'ın sayfasında sanki ben hiçbir şey bilmiyormuşum gibi 22-14A hakkında bilgiler toplamaya çalışacağım. Siz de beni izleyin. Evet arkadaşlar, bilgisayarıma geldim. Gördüğünüz gibi TÜBİTAK'ın sayfasındayım. TÜBİTAK.gov.tr ve 22-14A. Bunu bulursunuz. 22-14A TÜBİTAK diye yazsanız zaten gelecektir. Ve bu geldiği zaman sağ taraftaki gördüğünüz gibi genel bilgi, duyurular, başvuru, değerlendirme, izleme, mevzuat ve yardım gibi butonlar var. Aslında sizin işinize yarayan butonlar işte bunlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben hiçbir şey bilmiyorum. 22-14A nedir? Genel bilgiye bakıyorum. Geçmiş dönem verileri, destek kapsamı, burs miktarı ve ödeme koşulları önemli hususlar. Başvuruya bakıyorum. Çift burs başvuru ve başvuru kriterleri. Kimler başvurabilir? İlk önce ilgilendiğim şey bu. Kimler başvurabilir? Hemen basıyorum. TC vatandaşı olmak. Evet, TC vatandaşı olmayan yabancı uyruklu öğrenciler başvuramıyor. Buradan bunu anlıyoruz. Ülkemiz yüksek öğretim kurumlarından birinde bir doktora, tıbbi bilimlerde uzmanlık, sanatta yeterlilik programına kayıtlı olup tez önerisi ilgili birim tarafından kabul edilmiş olmak. Demek ki doktorayı bitirmiş olmak gerekmiyor. Sadece tez önerisini verip tez öneriniz kabul olduysa 22-14A'ya başvurabiliyoruz. Buradan da bu anlaşılıyor net bir şekilde. Ha, bu arada tıp fakültesinde okuyanlar doktora yapmıyor biliyorsunuz ama onlar da işte geçen videolarımda da bahsettim. Sanki doktora yapmış gibi kabul ediliyor ama kesinlikle onlar PhD değil, onu söyleyeyim. Ama buralara uzmanlık tezi verdikleri için en azından bu tezi, tez önerisini verdiklerini beyan eden bir evrak isteyecekler onlardan. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşta davet edilmiş olmak. Evet, demin arkadaşımızın da sorduğu gibi tamam 22-14A projesini alacağız. Ama bizim araştırmayı nerede yapacaksak işte bu yurt dışında ilk önce oradan kabul almamız lazım.
Peki oradaki hocaları nasıl bulacağız? Bakın bu videoma lütfen bakın. Yurt dışındaki hocaların nasıl bulunduğunu ben anlatmıştım. Özellikle doktora için anlattım ama aynı şekilde 22-14A projesi içinde bulabilirsiniz. Ya da observership anlattım ben onları. Fellowship bunları anlattım. O videolarıma lütfen bakın ve hoca nasıl bulunur oradan öğrenin. Ve öğrendikten sonra hocanız da projeyi kabul ederse size davet mektubu gönderecek. İşte bu davet mektubunu da elinizde bulunması gerekiyor başvurabilmeniz için. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak. Evet, daha önce eğer 22-14A'da başvurmuş ve almışsanız ikinci kez başvuramıyorsunuz. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin eğer o durumdaysanız. Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak. Evet, tezinizle ilgili bir araştırma yapmanız gerekiyor burada. Hani tez önerinizi verdiniz ya ve kabul edildi ya, işte o tez önerisini aslında bir kısmını veya tamamını işte yurt dışında yapacak olmak. Bunu arıyor sizden. Yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için doktora kayıt yılı ile başvuru yılı arasında 4 yıl, lisans sonrası doktora öğrencileri için doktora kayıt yılı ile başvuru yılı arasında 5 yılı aşmamış olmak, ki buna dikkat edeceksiniz. Bunları aşmışsanız yine kayıt olamazsınız ya da başvuramazsınız. Başvuru belgeleri bölümde belirtilen yabancı dil yeterli koşullardan birini sağlamak. Evet, yabancı diliniz olması gerekiyor. Programın bir önceki dönemi kapsamında TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak, ki bir önceki başvurunuz varsa, reddedilmişse ve siz itiraz etmişseniz bu aşamada tekrar başvuramıyorsunuz. Sanki onu başvurmuş olarak kabul ediyor. Çünkü daha itiraz devam ediyor. Belki de kabul edecekler. Ve dokuzuncu madde olarak işte bla 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 kapsamında, OHAL kapsamında işte biliyorsunuz ya, kamudan uzaklaştırılmamış olmak falan gibi böyle bir şey de eklemişler buraya. Çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum buraya bunun eklenmesinin. Çünkü zaten o adamı doktora neden yapıyor ya da yaptırtıyorsun. Madem öyle yapıyorsa da hakkı vardır, gitmesi lazım. Böyle bir saçmalık yani, her şey tezat o konuda, onun için hiç bu konuya girmeyeceğim. Ama bu 9 tane maddeyi, yani 9 tane koşulu yerine getiriyor olmanız lazım başvurabilmeniz için 22-14A projesine. Peki devam edelim. Başvuru, kimler başvuru dedik. Başvuru formları, başvuru formlarını bakın burada indireceksiniz. Muhakkak ve muhakkak güncellenmiş başvuru formlarını indirin. Geçen sene indirdiğiniz formların üzerinde çalışmayın. Şu anda neyse onu indireceksiniz. Mesela ne diyor? TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi. Basıyorum, aç diyorum. Şu anda açıyor. Evet, işte 22-14A yurt dışı doktora sırası araştırma burs programı. Bu sonrası değil, sırası. Evet, bakın yine proje eğitimlerinde bahsettiğim her şey burada var. Proje eğitimlerindeki videolarımı kesinlikle izleyin. Detaylı olarak anlattım. Bakın buraya linkini koyuyorum. Orayı izlerseniz bu formu doldurmanız çok kolay olacak. Evet, aynı orada da gördüğünüz gibi yaygın etkisi, başlığı, her şey aynı. Amaç ve hedefleri, yöntemi, iş zaman çizelgesi, bunların risk yönetimi, evet yaygın etki tablosu, kariyer geliştirme potansiyeli, her şeyi, bunların hepsini anlattım. Onun için girmeyeceğim. Fakat güncellenmiş formu kesinlikle buradan indirin. Peki daha başka önemli olan ne? Başvuruya bakıyorsunuz, başvuru tarihleri. Bakalım, birinci dönem 15 Şubat 15 Mart arası. Geçmiş, geçmiş olsun. İkinci dönem 15 Ağustos 15 Eylül. Geçmemiş, o zaman buna başvurabilirsiniz. 15 Eylül'e kadar başvuru hakkınız var 2022 yılı için. Onun için ama çok bir zamanınız kalmamış arkadaşlar. Neredeyse Mayıs bitti, Haziran ayındayız. Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ayınız var diyebilirim bu konuda. Yani 3 ayda da bir proje anca yazılır. Onun için eğer bu konuda yeni bir proje yazacaksanız birazcık acele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yerde bulacaksınız biliyorsunuz yabancı ülkeden. Evet, dediğim gibi arkadaşlar 22-14A çok çok daha detayına inmek gerek yok. Buradaki genel bilgilerden bakın, değerlendirme kriterleri nedir? Değerlendirme yönetimi, izleme nasıl oluyor? İzleme formları, ara formlar,
Burs başlatma belgeleri nelerdir, mevzuat, her şeyi burada bulabilirsiniz. Hatta iletişim kısmından basarsanız buradaki e-mail adresine veya telefon numarasına telefon edip ekstra sorularınız varsa direkt bu bölümle ilgilenen arkadaşa bağlantıya geçip ona da sorularınızı direkt sormanızı tavsiye ederim. Evet, 22-14A bu şekilde doktoranızı henüz daha bitirmemiş, doktora sırasında fakat tezinizi vermişsiniz ve yeterliliğinizi almışsanız 22-14A'ya başvurabilirsiniz. Başvurmalı mısınız? Eğer imkanınız varsa kesinlikle başvurmalısınız. Ama dediğim gibi yabancı ülkelerdeki bir laboratuvarı ilk önce ikna etmeniz lazım sizin tezinizle ilgili araştırma yapmaya. Dolayısıyla diğer videolarımdan farklı olarak sizin tezinizle ilgili araştırma yapan laboratuvarlara başvurursanız ancak kabul alırsınız. Yoksa ben şu laboratuvara başvurayım, şuna başvurayım, kabul alır mıyım bir bakayım derseniz kabul etmezler. Çünkü her laboratuvar Amerika'da olsun, Avrupa'da kendi konusunun dışında başka bir şey çalışmaz hoca. Türkiye gibi değil yani, daldan dala konmaz. Onu Türkiye'dekiler yaparlar ama Amerika ve Avrupa'dakiler daha fokus olmuşlardır, uzmanlaşmışlardır. Konusunda uzmandır adamlar. Bizimkiler daldan dala atlar. Onun için sakın Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Lütfen kendi test konunuzla ilgili yapılmış makalelere bakın ve oradaki hocalara yazın. Onlarla bağlantıya kurun. Kendi test konunuzla ilgili olduğu için daha rahat kabul alabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur videom. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen ama lütfen videoyu farklı platformlarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok paylaşırsanız arkadaş ortamında o kadar farklı sorular gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın.